Buyurunuz Tintin Hanım. Yeni pantolonunuzu beğendiniz mi? Oo, çok yakıştı doğrusu. Güle güle giyin. Ay, bu iş çok eğlenceli. Büyüyünce terzim olsam acaba? Hadi bir tane daha. Bakalım. Bu sefer hangi kumaşı kullansam? Hah, işte bu güzel. Aa, bu annemin yırtılan eski gömleğinin parçası. Yazık, yırtılınca ne kadar üzülmüştü. O zaman ben de gömlek yapayım bari. Sonra anneme gösteririm. Ne harika. Ne harika bir müzik değil mi Mutlu? Ne dinliyorsunuz Limon? Turp abinin bana hediye ettiği müzik çalarda bir sürü şarkı bulduk. Hadi gel Mutlu. Bir de içerideki müzik setinde dinleyelim. Orada daha rahat dans ederiz. Turp abiyle vakit geçirdi mi bir tuhaflaşır zaten. O ne yaparsa Limon da hemen aynısını yapar. Neyse, gömlek fikrini nasıl buldunuz Tintin Hanım? Güzel değil mi? Bir de bitmiş halini görün. Evet, kumaşımızı kestiğimize göre ucunu dikmeye başlayabiliriz. Bakalım buna uygun iplik bulabilecek miyiz? Hah, işte bu çok güzel. Anneannem bu işi hep bana verir. Nane yavrucuğum, benim gözlerim görmüyor. Hadi şu ipliği delikten geçiriver. Canım anneannem, bana dikiş dikmeyi o öğretti biliyor musun Tintin Hanım? Tabii ya, bu yaz tatilinde makreme yapmayı da öğretecek. Neler oluyor? Bu gürültü de ne? Ozan! 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 Gör bakalım benim bebeğim nasıl dans ediyor. Ha,
Açayım mı? Tamam, peki. Evet. Nasıl? Dur bakayım, biraz dinleyeyim, anlayacağım ben şimdi. Aramızda bir doktor var. Ne yani? Turp abiyi mi çağıracağız? Hayır. Yani ben. Ben şimdi doktor olacağım. Sen de çok iyi dikiş atan bir hemşire olursun. Beraber bebeğini iyileştiririz, tamam mı? Tamam. Sanırım dikiş atabilirim. Evet. Elbette atarsın. Görürsün, beraber bebeğini iyileştireceğiz. Dur şimdi bak. Mutlu. Acil durum. Hemen bir ambulans çağır. Evet. Ameliyata hazır mısın nane hemşire? Durun bekleyin. Benim de bir fikrim var. Dikkat Mudro. Hastayı çok kıpırdatmamalıyız. Evet, işte böyle. Aferin. Hadi al tak şunu. Ne de olsa kostüm çok önemli. Bu nereden çıktı? İşte taktım. Nasıl oldu ama? İşte şimdi tam Turp abiye benzedim. Artık ameliyata başlayabiliriz doktor bey. Buna inanamıyorum abla. Dikiş izi neredeyse hiç belli olmuyor. Tebrik ediyorum. Sen bu işte gerçekten iyiymişsin. İşte öyle sayılır. Bana da öğretir misin? Neyi? Dikiş dikmeyi mi? Tabii. Neden olmasın? Ama bu zor bir iş Limon. Hem sen de ne görsen öğrenmek istiyorsun. Elbette. Ne o, mesleğini elinden alırım diye mi korkuyorsun? Ne? Sen mi? Hiç güleceğim yoktu. Madem öğrenmek istiyorsun al bakalım. Bu iplik. Bu da iğne. İğne deliğinden ipliği geçiremeyen dikiş dikemez. Önce bununla başla bakalım. Ha? Delik mi? Hani? Bu da bir şey mi canım? Hemen yaparım ben bunu. Ama sen bana böyle bakınca dikkatim dağılıyor. Biraz uzak dur lütfen. Peki öyleyse ben gideyim. Sen bitirince bana haber verirsin. Ben de bu sırada içeride biraz müzik dinleyeyim bari. Tamam. Ben seni çağırırım şimdi. Bu arada bu olayı Turp abiye anlatmak yok. Aramızda kalacak. Bak ona göre.
arkadaşlar. Meslek bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı bilgi, eğitim veya yaratıcı güç gerektiren etkinliktir. Halk dilinde mecazi olarak altın bilezik diye de adlandırılır. Gördüğünüz gibi önemli ve değerli bir şeyle bağdaştırılıyor. Bu yüzden ileride ne olmak istediğimizi iyi düşünmeli ve kendimizi o yönde geliştirmeliyiz. Hoşça kalın. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar.